Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk Dil Edebiyatı dersimizin Batı Edebiyatı adlı konusunu işleyeceğiz. Dersimizin ana başlığı edebiyat akımları. Edebiyat akımı edebiyata, edebiyat sanata, sanat da güzel ve güzelliğe bağlıdır. İnsanın hem fizyolojik hem de psikolojik yapısı bir arada bulunmaktadır ve karmaşık bir süreç içerisinde devam etmektedir. İşte insan bu psikolojik ve fizyolojik yapısı içerisinde sanat eserlerini ortaya koyarken mutlaka dört ana eğilim üzerinde durmuştur. Bu dört ana eğilim, menfaat, gerçek, iyilik ve güzelliktir. Peki güzel ve güzellik nedir? Güzel, somut bir nesnedir. Sahip olduğu güzellik değeri sayesinde karşısındaki insanın görme ya da işitme duyuları olsun, hoşuna giden, onda hayret ve hayranlık uyandıran, ona estetik haz veren her türlü nesne güzeldir. Güzellikse onun soyut olan karşılığıdır. Güzellik bir niteliktir. Seyreden veya dinleyen insanın hoşuna giden, onda coşku, heyecan ve hayranlık uyandıran ve de estetik haz veren varlığın sahip olduğu değer veya nitelik güzelliktir. Öyleyse güzel, somut olan nesne, güzellikse bu nesneye yüklenen niteliktir. Estetik nedir? Estetik bir felsefedir, bir düşünce sistemidir. Doğa ve sanattaki güzel ve güzelliğin mahiyetini, niteliklerini ve yasalarını araştırıp inceleyen, değerlendiren bilim dalı ya da sanat felsefesine estetik denir. Şimdi bakalım sanat nedir? Dilimize Arapçadan gelmiştir sanat sözcüğü. Kelime anlamı ustalık, hüner ya da marifet demektir. Bu kelime, kavram gerek Batı'da gerekse Türk kültüründe 19. yüzyıla kadar zanaat kelimesiyle karşılanmıştır. Ve güzel sanatların hepsi veya herhangi birini ifade etmek üzere bu kelime kullanılmıştır. İnsanın psikolojik hayatının temellerinden birini oluşturan güzellik duygusunun dil, ses, renk, taş, mermer, tunç gibi çeşitli malzemelerle estetik formlara dönüştürülmüş somut hali veya ifadesi de sanattır. Peki, sanat eserini ortaya çıkaran sanatkar kimdir? Sanatkar, ruhu ve gönlünün güzellik arzusunu söz konusu malzemeleri kullanarak okuyan veya seyreden de heyecan, hayranlık, uyandıracak biçimde ifade etme kabiliyetine, yeteneğine sahip olan insandır. Sanat veya sanat eserinin birinci vasfı insan eseri olmasıdır. Yani sanat eseri sanatkar tarafından belli bir malzeme kullanılarak ortaya çıkartılmıştır. Bu yönüyle sanat eseriyle doğal güzellikleri yani doğal varlıkları birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Sanat eserinin insan elinden çıkması nedeniyle bunlar birer yapay varlıktır. Doğal varlıklarımızsa insan eli değmeden oluşmuş olan varlıklardır. İnsan eli, zihninin ya da faaliyetinin ortaya çıkardığı her durum sanat eseri değildir. Biraz önce sanat sözcüğü yerine önceki yüzyıllarda zanaat sözcüğünün kullanıldığını söylemiştik. Şimdi zanaat ve sanat sözcüğünün artık birbirinden ayrılması gerektiği üzerinde durmaktayız. Sanatla zanaat, teknik birbirine karıştırılmıştır önceleri. Sonrasında ise iki kelimenin ya da iki durumun birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Zanaat, ayakkabıcılık, terzilik, demircilik, marangozluk gibi doğrudan doğruya beceriye dayanan ve ekonomik açıdan bağımlı olan insanların ortaya koymuş oldukları eserlerdir, faaliyetlerdir. Sanat veya sanat eserini diğer varlıklardan ayırt eden özellikleri, orijinal olması, tek olması ve bireysel olmasıdır. Oysa zanaat eserlerinde orijinallik dışında teklik ya da bireysellik özelliği söz konusu değildir.
Çünkü bir ayakkabıcı aynı tür ayakkabıdan, aynı modelde ya da aynı renkte ayakkabıdan milyonlarca üretebilir. Aynı durum bir terzi, bir demirci ya da bir marangoz için de geçerlidir. Oysa sanatkar sanat eserini ortaya çıkartırken orijinal olmasına, yani sadece ona ait olmasına, benzerinin olmamasına, tek olmasına ve sırf ona ait olmasına özen gösterir. Örneklerine bakarsak eğer, örneğin Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirine baktığımız zaman dünya üzerinde bir tane Sessiz Gemi adlı şiir bulunmaktadır. Ya da benzer isimde bir şiir bulunsa bile bu şiirin dörtlüklerine baktığımız zaman sadece Yahya Kemal'e ait olduğunu görmekteyiz. Ya da Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı eseri yine bireyseldir, orijinaldir ve tektir. Aynı durum Michelangelo'nun Meryem ve Çocuk adlı heykel çalışması içerisinde de geçerlidir. Bu eserlerin hepsi sanat eseridir. Bir sanatkar tarafından ortaya konmuştur ve bu üç özelliği de taşımaktadır. Zanaat eserlerinde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Sanatçılar eserlerini ortaya koyarlarken mutlaka üsluplarından yararlanırlar. Her sanat eserinin aynı zamanda orijinal olmasının diğer bir yönü de sanatçıların üsluplarının da birbirlerinden farklı olmasıdır. Bu diğer bir ayırt edici özellikle sanatçıların üslubudur. Güzel sanatlar dediğimiz zaman zihnimize pek çok sanat faaliyeti gelmektedir. Bunlar malzemenin niteliği, uygulama alanı, hitap ettiği duyu organı, ait olduğu kültür ve medeniyete göre başka veya başkaçılardan hareketlerle yeniden tasnif edilebilirler. Malzemesine göre sanatları fonetik sanatlar yani işitsel sanatlar, musiki ve edebiyat gibi. Plastik sanatlar, görmeye dayalı mimari, heykel, resim. Hitap ettiği duyu organına göre görsel sanatlar, işitsel sanatlar olarak ayırmaktayız ya da tasnif etmekteyiz. Ait olduğu kültür ve medeniyete göre ayırt edecek olursak da İslam sanatı, Batı sanatı, uygulama sahasına göre de sahne sanatları olarak tasnif edebiliriz. İslam sanatına baktığımız zaman hat, ebru ve minyatür akla gelir. Batı sanatı dediğimiz zaman bize özellikle Batı'dan geçmiş olan sanat faaliyetleri, heykel, resim ya da musiki gibi sanatlar akla gelir. Uygulama sahasına göre ayırdığım zaman sahne sanatları deyince aklıma ilk önce tiyatro, sonrasında bale ve sinema gelmektedir. Peki edebiyat kelimesi nereden dilimize gelmiştir? Edebiyat kelimesi köken bakımından Arapça bir sözcüktür. Arapça edep kelimesinden türetilmiştir bu sözcük. İyi huy, ahlak anlamına gelmektedir. Arapçadan dilimize geçişi ise çok eski dönemlere dayanmaktadır. Halbuki kavram olarak edebiyat, Tanzimat döneminde Fransızca bir kelime olan literatürün karşılığı olarak aynı kökten türetilmiş ve Tanzimat yıllarına kadar dilimizde manzum edebi türler için şiir sözcüğü kullanılmış, mensur yani düz edebi metinler için de inşa kelimesi kullanılmıştır. Daha sonraki zamanlarda ise artık bu iki kelime birleştirilmiş ve hepsi edebiyat ismi altında kullanıla gelmiştir. Edebiyat kelimesi Türkçe'de birden fazla kavram için kullanılmıştır. Ama özellikle ilk iki anlamı bizim için çok önemlidir. Diğer bir tanımsa bu sanat üzerine yapılan her türlü araştırma, inceleme, değerlendirme ve eğitim öğretim faaliyetidir. Bu ilk iki tanım bu edebiyat terimiyle alakalı en çok rağbet gören tanımlardır. Edebiyat sanatının somut hali olan herhangi bir edebi esere yaklaşıldığında onun üç temel unsurdan meydana gelmiş olduğu görülmektedir. Bu üç temel unsur içerik, dil ve yapıdır. İçerik her edebi eserin konusunu teşkil eder. Dil zaten eserin ortaya konarken kullanıldığı dilini ve her eserin de muhakkak bir yapısı vardır. Az önce bahsettiğimiz gibi her sanat eserinin sanatçının sanat eserini ortaya koyarken muhakkak bir üslubunun olduğundan bahsetmiştik. Öyleyse bu üç temel ögeye dördüncü bir öge eklersek bu da üsluptur. Ve de edebiyat eseri belli bir sanatkarın elinden ya da kaleminden ortaya çıkması sebebiyle öncelikle bireyseldir.
İster millet düzeyinde olsun, isterse bütün insanlık düzeyinde ele alınsın, edebiyat başlangıcından bugüne uzanan zaman içerisinde kaleme alınmış milyonlarca eser ve sanatkarıyla somut bir tarihe sahiptir. Biz buna edebiyat tarihi demekteyiz. Buradan da görüleceği gibi edebiyat ve tarih asla birbirinden ayrılmaz. İşte dünden bugüne uzanan bu edebiyat tarihi içerisinde edebiyat hep ya da her zaman değişme veya yenileşme, süreklilik, devamlılık diyalektiği içerisinde var olmuştur. Bunun içindir ki değişme, yenileşme kadar süreklilik ve devamlılık olgusu da edebiyatın temel karakterlerinden birisi olmuştur. Söz konusu değişme veya yenileşme olgusunun edebiyat tarihi içerisindeki en somut görüntüleri ise edebiyat akımlarıdır. Her toplumun muhakkak bir edebiyat akımı vardır. Gerek Türk edebiyatında gerekse Batı edebiyatında birbirinden farklı düşünceleri ve üsluplara sahip olan edebi akımlar ortaya çıkmıştır tarih içerisinde. Türk edebiyatına baktığımız zaman aslında İslamiyet öncesi Türk edebiyatı diye başlatılır. İslami dönemde divan edebiyatı, yenileşme döneminde tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecraati, milli edebiyat gibi edebi akımlar ortaya çıkmıştı. Batı edebiyatı tarihinde de klasizm, romantizm, realizm, naturalizm ya da sürrealizm gibi tarihsel zaman içerisinde pek çok edebi akım, edebi düşünce ortaya çıkmıştır. Fransızca'da ekol, İngilizce'de moment, school kelimeleriyle karşılanan kavram dilimizde edebiyat akımı, edebi akım, edebi meslek, edebi mektep ya da okul, edebiyat ekolü, edebi grup ya da edebiyat topluluğu kavramlarıyla karşılanmıştır. Peki edebiyat akımı ne demektir? Belli bir sanatkar grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebi ya da edebiyat hareketi, bu anlayış ve hareket çerçevesinde ya da çevresinde kaleme alınan sanat eserlerinin oluşturduğu bütüne edebi akım ya da edebiyat akımı denir. Buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki her edebi akıma mensup olan sanatçı aynı düşünce etrafında sanat eserlerini ortaya koymuştur ya da aynı dönemde sanat eserlerini yine ortaya koymuştur. Bu yönleriyle edebiyat akımları edebiyat biliminin alt birimlerini teşkil eden edebiyat kuramı, edebiyat eleştirisi, edebiyat tarihi ve edebiyat sosyolojisi ile iç içedir. Neden? Her edebiyat kuramı eleştirisi yapılacak olan edebi esere yol gösterir. Edebiyat tarihi, yine dediğim gibi tarih ve edebiyat birbirinden ayrılmaz demiştik. Her edebi eserin ortaya konulduğu bir dönem vardır ve yine her edebi eserin ortaya konulduğu dönemde yaşanan toplum vardır. Bu nedenle bu alt birimler yani kuramlar, eleştiri, tarih ve sosyoloji edebiyatla iç içedir. Edebiyat akımları milli veya evrensel edebiyat tarihi içerisinde belli bir zamanla sınırlıdırlar. Yani belli bir tarihte doğarlar, zamana bağlı olarak gelişirler, olgunlaşırlar ve belli bir zaman içerisinde yine yok olurlar. Ancak edebi akımların başlangıç ve bitiş tarihleri üzerinde net bir saat ya da gün ya da ay verilemez. Her edebi akım doğar, gelişir ve ölmesine yakın, aslında o daha yok olmadan önce yanında yeni bir edebi akım ya da yeni bir düşünce sistemi olmaya başlamıştır. Başlangıcından bu zamana kadar ortaya çıkmış olan edebi akımların muhakkak belirli kuralları, değerleri ve kabulleri olmuştur. Biz bunlara manifesto, bildiri ya da beyanname isimlerini kullanırız. Bunların yazılmasındaki amaç nedir? Bir sanatçı manifesto, bildiri ya da beyannameyi neden yazar? Hangi edebi akımın ortaya çıkacağı, kurallarının, değerlerinin neler olacağı, hangi düşünce zemini etrafında eserler verileceğine dair ya da diğer sanatçıları bilgilendirmek amacıyla yazmışlardır bu değerlerini veya kabullerini. Bunlar içerisinde çok ünlü olan beyannameler vardır. Örneğin
Victor Hugo'nun romantik akımın ortaya çıktığını haber verdiği Cromwell ön sözü. Bunun dışında Emile Zola'nın naturalizmin ortaya çıktığını ya da naturalist akımın hangi değerlere sahip olduğunu göstermek amacıyla yazdığı Deneysel Roman adlı eseri, yine Jim Morris'ın Le Figaro adlı gazetede yayınlanan Sembolizmin Bildirgesi adlı manifestosu, sembolik akımın ya da sembolizmin ortaya çıktığını haber veren yazılardır. Bizim edebiyatımızda yok mu? Bizim edebiyatımızda da var. Örneğin Fecri Ati mensupları Servet-i Fünun mecmuasında beyanname yazmışlardır. Yine garipçiler de ortaya çıktıklarında garip ön sözü yazarak hangi kurallar ve değerler çerçevesinde eser vereceklerini söylemişlerdir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.